Tabii birçok yerde değişim oldu. Haritayı bir daha getirsene ya, şuna bir daha bir bakayım. Bu harita, çünkü bu haber harita ile ilgili bir haber Ahmet. Büyüt biraz daha şöyle Ahmet, sağ olasın. Ve bu şekilde işte harita böyle oldu. Şimdi gördüğünüz gibi Trakya, Kıyı Ege, Kıyı Akdeniz, bu CHP'nin de zaten. Şimdi CHP biraz daha içeri doğru girdi. Anadolu'ya doğru girdi. Karadeniz'de bazı yerleri de aldı. Şimdi aldığı yerlerin bazıları önemli yerler. İstanbul'da ve Ankara'da ve il olarak da öyle. Mesela İstanbul'da Eyüp 20 sene sonra, Sancaktepe 14 yıl sonra, Beyoğlu 25 yıl sonra, Üsküdar 20 yıl sonra, Tuzla 20 yıl sonra, Bursa, Balıkesir, Amasya, Kastamonu yıllar sonra, Ankara'da birçok ilçe yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Ve burada bunlar bir dönemdir değil. Ha? Keçiören ya, Keçiören. Keçiören kaç yıl sonra geçmiştir sence? En az bir 20 sene sonra, 20 yıl değil mi? Tabii şimdi burada 20 yıl demek 5 dönem, 4 dönemdir demek. Şeyin olması demek, yani iktidar partisinin yönetmesi demek. Bunun bir kısmı iktidar partisi, bir kısmı Cumhur İttifakı demek. Manisa 20 sene sonra belki, tamam mı? Şimdi yeni gelenler var. Bu yeni gelenlerin bu eski defterleri açması gerekiyor. Yani buralarda çok şeyle karşılaşılabilir. Olmuştur demiyorum size. Karşılaşma imkanı çok fazla. Çünkü ülkede bir tasarrufsuzluk var. Ülkede bu gibi belediyelerin tarikatlara, efendime söyleyeyim vakıflara, kendine yakın iş adamlarına nasıl ihaleler verdiklerini de biliyoruz. Mesela İmamoğlu, okuyoruz da, İmamoğlu az önce konuşmasını yaparken dedi ki, Mansur Yavaş da şu anda Ankara'da konuşuyor. O da çok çok önemli. Helal olsun ya, böyle paslaşarak yaptılar, güzel yaptılar bunu. O da belediyenin önünde konuşuyor herhalde. Şimdi burada az önce konuşurken İmamoğlu Tuzla Belediyesi dedi, seçimden dedi kısa bir süre önce 61 milyon TL'lik mi ne, 60 milyon TL'lik mi ne ihale yapmış. Şimdi neye yapıldı? Mesela Üsküdar Belediyesi, İsmail Arın'ın haberi vardı dün, onu da ben paylaştım. Ensar Vakfı'na 4-5 yıl içerisinde 200 milyon TL'lik ihale gitmiş. Şimdi vakıflar, tarikatlar, tanıdık iş adamları, ne bileyim yol arkadaşları, bilmem ne, onun bunun tanıdıkları çok 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 ihaleler gitmiştir. Ben bunların incelenmesini istiyorum. Mesela Manisa'da, mesela Balıkesir'de, mesela Bursa'da, mesela Üsküdar'da, mesela Beykoz'u ondan kaybetmek istemiyorlar belki. Beykoz çünkü çok değerli bir yer ve orada belki de çok atraksiyonlu, anladınız siz benim demek ne demek istediğimi, imar işleri var. Belki orayı ondan kaybetmek istemiyorlar. İşte ne bileyim Gazi Osman Paşa'da veya Bayrampaşa'da veya bu defterlerin açılabileceği her yerde, Keçiören'de açılması gerekiyor. Şimdi bak bir görüntü, Keçiören 1994 yılından beri 30 yıl sonra, Metin Gökçe yazmış ya Ahmet, 30 yılmış be abicim. Oh, Keçiören. Nasıl oldu bunlar ya? Ben şaşırıyorum her. Hala daha inanamıyoruz biliyor musun? Dün mesela Özgür'le konuşuyorum. Mesela o ya diyor, inanamıyorum ya diyor. Nasıl oldu bu diyor? Nasıl geldi bu diyor? Demek ki feraset, seçmen belli olmuyor. Tokadı tak tak atı veriyor. Bir anda böyle kalıyorsun. Şimdi bir video göndermiştim sana Ahmet. Gördün mü sen onu? Beyoğlu Belediyesi. Beyoğlu Belediyesi belediyeden bir şeyler götürüyor. Ne olduğunu anlamıyoruz. Orada Beyoğlu mutfak varmış. Bilmem ne mutfağı varmış. Onun mutfak malzemeleri gidiyor. Bir oynat bakalım. Bak ne diyor iddiası şu. Merhabalar. Şu anda AK Parti'nin eski Beyoğlu Belediyesi'nin yapmış olduğu hırsızlığı gözler önüne seriyoruz burada. Biz geliyoruz ya, Cumhuriyet Halk Partisi kazandı diye bütün cihazları, yapmış olduğu usulsüzlükleri, işte neyin karşılığında aldılarsa, nasıl temin ettilerse bu şekilde mallarını çalarken yakaladık. Bu bir kamu malına hırsızlıktır, kamu malını çalmaktır. Ha belediye binası, ha vergi dairesi, ha devlet dairesi, hiçbirinin emniyet müdürlüğü binası. Bakın burada bütün cihazlar burada duruyor. Biz gelmeseydik bunların hepsini çalacaklardı. Bizzat hırsızlık yapacaklardı. Tüm Beyoğlu halkına duyururum. Peki, teşekkürler Ahmet. Ya ne olduğunu tam olarak anlamadım. Bugün anlayacağız ama belediye bir şeyleri kaçırıyor diyor bu kişi. Cumhuriyet Halk Partili kişi. Ama neden belediyeden bunlar kaçırıldı? Bir daha versene. İlginç bir olay ya. Eski, şu anda AK Parti'nin eski
Beyoğlu Belediyesi'nin yapmış olduğu hırsızlığı gözler önüne seriyoruz burada. Biz geliyoruz ya, Cumhuriyet Halk Partisi kazandı diye bütün cihazları, yapmış olduğu usulsüzlükleri, işte neyin karşılığında aldılarsa, nasıl temin etmezse bu şekilde malları çalarken yakaladık. Bu bir kamu malına hırsızlıktır, kamu malını çalmaktır. Ha belediye binası, ha vergi dairesi, ha devlet arşivi X1'in emniyet müdürlüğü binası. Bakın burada bütün cihazlar burada duruyor. Biz gelmeseydik bunların hepsini çalacaklardı. Bizzat hırsızlık yapacaklardı. Tüm Beyoğlu halkına duyururum. Teşekkür. Evet, evet Van'da, evet biliyorum o yıkılan sokakları, evet tarumar olan sokakları temizlediler Demliler, biliyorum onu söylemeyi unuttum ben, iyi dedim. Şimdi bak bunun ne olduğunu ben anlamadım ama neyin karşılığında aldılar diyor buradaki bey. Bu faturasız bir şey herhalde anladığım karşılığında. Yani bir şey yapıldı herhalde, birilerine bir hizmet mi yapıldı, kıyak mı yapıldı, bilemem ne olduğunu ama onun karşılığında alınmış faturasız bir şey olabilir mi acaba bu? Bunları böyle götürüyorlar bilmiyorum. Ya böyle anılmak bile ne kadar. Şimdi bir anda Beyoğlu belediye başkanı çok iyi de bir insan olabilir. Çok namuslu da bir insan olabilir. Yani az da olsa ihtimal veriyorum yani düzgün çalışabileceklerine. Az da olsa. Az da olsa veriyorum. Ama böyle anılmak ne kadar kötü bir şey ya. Umarım altından kötü bir şey çıkmaz. Umarım Beyoğlu'nda çıkmaz. Üsküdar'da, Tuzla'da, Bayrampaşa'da, Sancaktepe'de, Gazi Osmanpaşa'da, Beykoz'da, Bursa'da, Balıkesir'de, Manisa'da, Kastamonu'da, Amasya'da. Daha nereleri sayayım arkadaş? Kilis'te. Yani umarım çıkmaz diye düşünüyorum. Ama ben bu eski defterlerin açılmasını rica ediyorum başkan. İnceleyin ya. İnceleyin. Çünkü benim param, sizin paranız. Yani çünkü ülke biliyorsunuz bozuk bir ülke. Tiniyeti bozuk bir ülke ve iktidarda belli bir süre kaldıktan sonra demokrasi de yok, onu denetleyecek makamlar da yok. Sayıştay raporlarını biliyorsunuz zaten, yani kurumları her şeyi inceleyen, oralarda neler olduğunu da biliyorsunuz. Mesela şöyle söyleyeyim, köprüler yapılıyor, hastaneler yapılıyor, araç garantisi, hasta garantisi veriliyor ve biz ne kadar yapıldığını bile bilmiyoruz. Yani hükümet şeffaf değil, belediyeler mi şeffaf olacak? Kimlere ne kadar akıtıldı ben merak ediyorum. Mesela Bursa, Bursa Belediyesi'ne, tarikatlara, ne bileyim cemaatlere veya ne bileyim yakın yandaş iş adamlarına ne kadar ne akıtıldı? Hatta içinde gazeteciler varsa onlar da bilinsin. Mesela Manisa'da ne akıtıldı? Kastamonu'da ne oldu? Üsküdar, cemaatlerin, tarikatların olduğu yer olarak bilinir. Orada mesela ne oldu? Ne kadar akıtıldı? Tabii Erdoğan mutlaka bu belediyelerin işleyişini yavaşlatabilmek veya aksatabilmek için bir kanun yoluna girecektir. Önümüzdeki günlerde bunu da tarihe not düşüyorum. Tanıdığım Erdoğan değişmez. Mümkün değil değişmesi. Yok balkonda şu mesajı vardı. Yok balkon. Ya, kaç tane balkon konuşmasını dinledim ya. Hiçbirinde söylediklerinin hiçbirini yapmadı zaten. Mutlaka önümüzdeki günlerde bir belediyeler, büyükşehir belediye yasası, büyükşehir belediye yasası çıkartacaktır diye düşünüyorum. Kanal İstanbul için özel bir şey bile çıkartabilirler. Kanal İstanbul için özel bir şey bile çıkartabilirler. Bunu da göreceğiz. Meclis tabii canım Çevre Bakanlığı'na verir, belediyeden alır, mahvederler. Ama o tabii ayağına sıktığı artık bilmem kaçıncı kurşun olacak. Ve sizlerin de benim de isteğim zaten bu defterlerin açılması. Hiçbir şey çıkmasın, tertemiz olsunlar. Bütün temennim o yönde ama ben yurttaş olarak açılmasını istiyorum. Dedik ya size